Tamam. Merhaba arkadaşlar. Bugün SummerSlam ve Raw değerlendirmesi için sizlerle birlikteyiz. Merhaba. Bu arada Buse var yanımda. Merhaba Buse. Merhaba Şok, yayının şok şeyini aradan çıkarttık bu arada. Ne? Şok segmentini aradan çıkarttık sana merhaba diyerek. Peki. Şu anda 15 dinleyici aramızdaymış. İsimleri görünenler, üyelikler: Sinan, Titimaster, Salih, merhaba hoş geldiniz. Mehmet Ali Şanver, galiba Mehmet Ali. Buğra'nın bu şarkıyı niye açtı belli oldu demiş Sinan. Yok be oğlum, Mustafa Karadağ, Mamseni, Hikmet Zeybek, Rising Generation. Hoş geldiniz herkes, hoş geldi. Diğer arkadaşlar da üyelik alır, chatbox'a katılırsa teşekkürlerimizi sunarız. Red Phoenix, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buse. Evet. Yani senin konuk olduğun yayında konuşacak iki şey var. Bir Charlotte, iki Nate Diaz. Kesinlikle. Yani başka SummerSlam Raw dediğimize bakmayın. Bunları konuşacağız arkadaşlar. Ama bu sefer konuşacağım. Ne, Gerçekten. neyi konuşacaksın reis ya? Sen ne konuşuyorsan ben de ona katılacağım. Ya hayda, hayret ya. UFC, Gerçekten. biz UFC Bennett diyoruz. Sen ne diyorsun bu konu hakkında? Ben orayı sadece net beyaz için izlediğim için ben de size katılabilirim. Şimdi bir dakika. Sadece Nate Diaz için izleyen adam Nate Diaz'ın maçına kadar o günkü NXT şovunu izler. Değişik işler yapma. Ama dikkatimi çekmedi Nesi dikkatini çekmedi? Austin Aries var, Bobby Roode var, maçlar. E bana Samoa ne Joe onlar? var. Nate Diaz'a kadar zaten bittiydi NXT. Evet. Ben de sabaha kadar uyudum zaten. O maç başladığında kalktım sadece. Ha, ben gece yarısı aradım, ondan mı yüzümü Evet. kapattın? Teşekkür ederim. Evet, uykumun ortasındaydım çünkü. Ortasında oldun, nereden anladın? Ne bileyim öyle şey ettim yani. Mamsen. Demiş buranın İngilizcesine kötü denmesi aman ikimi ilk seferde doğru okuyan tek kişi olması. Bu arada doğru okunuşu ne ya? Hep ben her seferinde farklı okuyorum da. Buradan sadece selam istiyormuş. Sadece selamlarımı gönderiyorum. Mam seni. Man seni. Doğrudur. Doğrudur, katılıyorum arkadaşlar. Hepinize katılıyorum. O zaman ufaktan biz aynı zamanda YouTube'a atacağımız için bu yayını. Sen o kulaklığı çıkardın mı bu, sen ne yaptın ya? Hayır, çıkartmadım. Ha iyi, tamam. Sadece böyle kafamı dolandırmalı bir şekilde soktum yani sesim daha iyi gelsin diye ama. Niye benim sesim kötü mü geliyor? Hayır, benim sesim sana gelsin Ha, diye. Allah razı olsun. Benim sesim bu arada hasta olduğum için biraz kötü ya. İdare Bence senin ediyorsunuz. sesin hep aynıydı. Neyse, ben hastayım ama onu belirteyim mi? Sen benim sabrımı fazla zorlama Buse bugün. İyi Hayret bir bu şey. şey. Teşekkür ederim. Önemli. Evet, sırayla maçları değerlendirelim. Değerlendirelim mi? Yok, kickoff'u değerlendirmeyelim ya. Kickoff'u izlemedim. İzlememekle de çok iyi yaptığımı. Ya öksürmek geliyor, öksüremiyorum. Ya, böyle kötü bir şey olamaz bu arada. Öksürürsen benim kulaklarımı şey edersin. O yüzden bence de öksürme. Öteki diyara tara doğru öksüreceğim zaten, öyle bir anda gelirse. İnşallah. Ya görüyorsunuz arkadaşlar, bir geçmiş olsun bile yok. Böyle boş insanla, pardon, böyle boş Ha, boş insan, evet. karakterlerle yayın yapıyoruz. Evet. İnsanlığa lafımız yok canım, Allah razı olsun. Geçmiş olmasın. Ay. Ay. Salih demiş ki kickoff büyüktür. Tag Team Championship ve USG. Doğru. Katılıyorum. Bence kickoff tüm şovdan, SummerSlam'den güzel olmuş bile olabilir ya. Öyle şüphelerim söz konusu. Neden olmasın? Ah. İlk maçımız neydi Buse? SummerSlam'ı izledin mi? Nate Diaz'dan zaman Evet, kaldı da. izledim. Vay İzledim. be, vay be. Gerçekten izledim. Gerçekten izledin ha? Evet. Nate İlk Diaz maç dayak yemiş diyorlar ama o ne olacak? evet yedi ama normalde maçın onun kazandığını Bir düşünüyorum. Bir onun dakika. hakkıydı. O Gurur, maçtı ama. gururuyla yenildi yani. Ya evet öyle oldu. Yalnız 10 dakika geçti, hala güreşle ilgili tek bir şey konuşmadık yani.
Sonra bu kızı bir daha radyoya niye çağırmadın demeyin bana. Tamam, ilk maçı söylüyorum bak. İzlediğim için söylüyorum. Evet. Chris Jericho, Kevin Owens ve karşısında o ikili böyle bir tane sırık vardı. Onun adını söyleyemiyorum. Onunla bir tane daha şey var işte o. İsmini söyleyemedim. Şey var işte o. İşte o yani. İsmini söyleyemiyorum. Hoş biraz geldin. Edemediğim için. Hoş geldin Mehmet. Evet. Pardon, özür diliyorum bu arada. Kulaklarım hani şey yani. Ya ne kulaklığı da takmadım yani. Sırf bunun için kulaklık takmadım ya. Teşekkür ederim. Teşekkür mü ediyorsun? Neyse tamam. Açılış maçı Tag Team Championship oldu. Ben bu arada bu arkadaşları aslında direkt Raw mu konuşsak ya? SummerSlam'lik bir şey kalmadı çünkü Raw'dan sonra. Yani çünkü hani Charlotte kemeri falan kazandı böyle. Değil mi? O konular zaten işlendi Raw'da. Bir daha Raw'a dönmeye gerek yok. Şeye dönmek gerek yok. SummerSlam'a dönmeye gerek yok. Katılıyorum. Çok mantıklı. Bugün ayın kaçıydı ya? 23'ü mü? 22, 24'ü tam dün evet. 23 Raw. Ya açılışta bu sakatlanan çocuk geldi. Bunda hep mikrofonu kötü diyorlar lan. Gayet iyi konuştu. Niye değişik işler yapıyorsunuz? Kimin? Balor'un. Açmayalım o konu istersen. Niye? Üzülüyorum çünkü. Ya bu kız niye bütün böyle erkeklere hasta hayran ya? Ya hepsine hasta değilim ama. Ama %95'ine hastasın öyle mi? Ha, yüzde kaçına? Yani %20'lik kısmı olabilir. %20'lik kısmı. O da yani az bir oran değil bu işin. Yani sevdiklerim de belli zaten. Kimi seviyorsun? Şimdi boş ver. AJ Styles'ı seviyor musun, sevmiyor musun? Seviyorum tabii ki. Tamam o zaman. Şu an güncel kadının favorim o. SmackDown'da onun için izliyorum. O zaman iş tamam, seni tuttum. Derken hemen segmente geçelim. Balor, bu arada hala mikrofon performansı kötü diyen var mı? Sebebini sormak istiyorum ya. Kötü diyen varsa. Chatbox'a. Balor bir veda konuşması yaptı. Giderken de yok demiş Eren Şirin. Teşekkür ederim Eren bana katıldığın için. Rollins geldi daha sonra. Rollins'le bir diğer Sami Zayn'e maç ayarlandı bu segmentte. Steph ayarladı maçı da. Ardından reklamlara girdik. Seth ve Zayn'in maçını izledik. Ben açıkçası Seth'in sakatlıktan döndükten bu yana hala temposunu bulamadığını düşünüyorum. Benle aynı fikirde misin Buse? Yani bence Seth Rollins her zaman kusursuz olduğu için yani pek ya bir şey değişmedi. Ya şimdi bak, vücudunun kusursuzluğuna, hayır, kaslarının kusursuzluğuna bahsetmiyoruz. Hayır, vücudundan bahsediyoruz. Burada ring içindeki vasatlığından bahsediyoruz ya. Hayır, bence yine iyi yani. Eskisinden daha iyi bence. Ya o Rav'da bu arada Zayn'in sakatlığı gibi bir olay... Sahteymiş o. Senaryoymuş değil mi? Çok gerçekçi yaptı namussuz ya. Inandım. Hayır, aynı şekilde Sina'yla maçında da sakatlanmıştı da senaryo dedik. Adam 8 ay şirketten uzak kaldı. Aynen Mehmet fake demiş, Hikmet fake demiş. İyi oynadı demiş Mehmet, katılıyorum. Katılıyorum, Zayn'i çok yetenekli buluyorum ben Sami amca. Kesinlikle. Sami Zayn'i beğenmeyenler biat etsin. Buse'ye mi? Buse'ye herkes biat ediyor zaten de. Mehmet bırak Allah'a hele ya. Mehmet yüreğime ağzıma geldi ya izlerken demiş. Raw After WrestleMania'da da yaptı. İşte o yaptığı bu hafta mı? Bu sene mi? Bu senese bak bilmiyorum da. Sina ile maçında yaptığı hiç hoş sonuçlar doğulmamıştı. Oyunculuk üst düzey demiş Mehmet. Mustafa Karada Mehmet öz düzeltiyorum. Güreş üst düzey. Kesinlikle ya. Sami Zayn... Nasıl söylesem, ya hem yıldız oyunculuk var, senaryo oynama yeteneği var, hem de diğer taraftan o güreş yeteneği, teknik, seri atik güreş, günümüz modern güreşini yansıtan bir stili var. Sen ne düşünüyorsun Buse Sami amca hakkında? Yani ring içi falan hani iyi bir güreşçi evet. Ama benim için hani pek bir şey ifade etmiyor, beğenmiyorum ben pek. Neyini beğenmiyorsun ya? Yani ne bileyim, hoşuma gitmiyor. Kasları çok değil.
Öyle değil, mi? Kaslarından değil. Kirin olsun da kasları yok ama beğeniyorum yemeği. Oo, göbekli mi seviyorsun? Pardon, göbekli. Göbekli. Pardon, düzeltiyorum. Göbekli olur, şunu beğeniyor musun yani? Yani yakışıyor aslında o adam. O adam yakışıklı, karizmatik bir adam ama. Ya saçlar kesince Gökhan Töre oluyor demiş. Kim mi olabilir Buse sence bu? Gökhan Töre'yi biliyor musun? Hayır. Bak. İşte gerçek kadın işte. Futbolu da takip etmiyor. Hayır, sadece Galatasaray'ı takip ediyor. Galatasaray'dan en sevdiğin oyuncu kim? En kaslı oyuncu daha doğrusu. Hayır, kaslı değil ya. Ya takılıyorum. Takılıyorum. Tamam. Teşekkür ederiz. İlk maç Zayn'le Seth Rollins arasında geçti. Seth Rollins contender oldu. Contender demeyeceğim. Farkındayım. Contender oldu. Counter gibi oldu yani. Huntelar mı Rollins mi Buğra Bey? Caner altından Salih bu nasıl soru yazmış. Caner. Caner yanıtlasın bu soruyu. Caner ikisinin de manyak hayranıdır bu arada. Sonrasında diğer maçta Kevin Owens ile Neville bir araya geldi. Çok uzun uzadıya doyurucu güreş ring içi açısından doyurucu olmadı. Tam haftalık show müsabakasıydı. Yorumda da belirttim. Evet Caner, alayım gel. Ayıp ediyorsun. Görmedim ya. Ne diyordum Buse? Ne diyordum? Dinlemiyorsun ki işte. Ya dinliyorum. Şu an chatbox açmaya çalışıyorum. Kevin Owens Neville maçından bahsediyorduk. Ya Caner gel de hadi sen moderatörlük yap oğlum. Zor zoruna konuşuyorum. Hastayım. Ring içi yetenekleri gerçekten mükemmel insanlar ve birbiriyle de uyumlu stilleri var. Fark ettiniz mi bilmiyorum da ben hiç yorumlara, forum içine bakmadan direkt en beğendiğim maç o dedim. 30 kişi falan da aynı görüşteymiş benimle. Sağ ol Eren. Neville çok güzel zıplıyor, hopluyor, uçuyor. Rising Generation. Ya çok hoplayıp zıplayıp uçanı gördük de hani seri atik teknik. Jack Evans geliyor aklıma. Geçen radyoda Jack Evans muhabbetini yaptığımız kimdi ya? Onu bir tekrar analım bence. Neville'ın teknik yönde var demiş Mehmet bana. Katılıyorum Mehmet. Fener'e orta saha lazım demiş Sinan. Sinan, nereden geldik bu konuya? Mam seni tam mücadeleci. Ya Huntelar'ı değerlendiriyor adamlar. Salih Arandı. O TNA izler miydin? Salih, 2009 Eylül ile 2012'nin sonuna kadar TNA izledim hiç kaçırmadan. Suplex falan da var. Roundhouse Kick demiş Mehmet. Kesinlikle ya. O tatlı stili. Bu arada hoş geldin Caner. Caner yayında ama ses vermiyor. Neden? Ya bu şeye bakarsan görürsün neden cevap vermedik. Bakayım. Bakmadım ki. Abi dibimde cami var. Ezan bitsin geleceğim. Kendisi de tam bir cami çocuğudur zaten. Dininden asla şey yapmaz, feragat etmez. Salih, neden bıraktığımı söyleyeyim sana. Senaryolar artık Hulk Hogan'ın eline çok fazla geçmişti. Evet, Hardy'lerin de bir hegemonyası, o hap içip şova geldiği, maça geldiği şov var ya. Victory Road 2011. 2012, özür. Ya 2011 ya 2012. İşte onu canlı izlemiştim ben. Evet 11. Teşekkür ederim Caner. O şovu ben canlı izlemiştim. Üstelik bir arkadaşıma şovu hani TNA'ya başlasın diye beraber canlı izliyorduk. Ve öyle bir main event oldu. Çocuk söve söve kapattı bana yani. Şovu kapattı bu arada. Öyle evet. Değişik anlarımız var. Bir şey diyecek misiniz chatbox Kevin Owens'ın contender olma hakkında, contender olması hakkında, Neville'ın German suplex'i hakkında, onun dışında maç esnasında Jericho'ya geçirmesi hakkında falan da filan da. Buse. Biz
şey yazdığım şeye bak, ondan sonra şey et. Ya ben chatbox'ı nasıl açacağım ya? Pardon, dışımdan okudum, özür dilerim. Yani bir de altında ne yazmış biliyor musunuz? Sesli okuma bari de rezil olmayalım yazmış. Bunu ilk yazar insan, onun için sesli okunmaz ya. Hayret bir şey ya. Sağ ol yani. Teşekkür ederim. Chatbox'ı radyoya girip açabilirsin. Solda volüm var. Volümün kız. Aç giriyorum, işte. Hazır mısın? Hazırım da. Biraz şey diyeceğim. Volümü kız. Nereden kızacağım? Solda bak, profil yazısının altında. Tamam, gördüm, bir dakika. İnşallah görmüşsünüz. Bak, kısamadım. Niye kısılmıyor? Tam gördüm. Kıstım. Teşekkür ederim. Kemeri alsın ya. Kevin Owens mı? Çok zor ya. Ben Kevin Owens hakkında çok olumlu düşüncelere sahibim ama o kemer Seth ya da Reigns'e gidecek. Hani Reigns ceza aldı ya bir ay falan. Çok büyük push düşecek ya. Push. Ne oldu? Push demedim. Hayırdır ya? Ona benzettim o yüzden. Benim sesim mi güzel geliyor? Hastayım ya. Bir anda ittihat geldi. Hoş geldiniz beyler. Bunlar galiba organize geldi. Bu sefer kaç takla? Yok, takla atmadım. Klimanın üstünde uyuyakalmışım. Üstünde, evet. Evet. Aynen. Sırtıma klimanın vurmuş üstünde. Hasta olduk onunla. Anladık onu, tamam yani. Şeklime gerek anladık. Caner gelmeyecek mi? Sağ ol Şafak. Radyoya gelmeyecek mi Caner? Valla Rav konuşuyoruz. Akşam da bu arada Şafak SmackDown bandını değerlendirecek. Biliyorsunuz o mavi admin, ben kırmızı admin. İşte küçük SmackDown'ın küçük admini. Yapacak bir şey yok. Hayat bu. Saçını beğendiğim arkadaşım gelmiş. O kim ya? Oğuz. Oğuz gibi 5 kişi var orada, ayrıdır ya. Türk mesela. Ya sana Türk'ü... Ya saçından çok beğeniyor. Türk'ü tavsiye edebilirim sana. Boş ver Oğuz'u. Hayır, onun saçları çok güzel. Evet, New Day Ring'de. Demiş Mehmet. Abi ne ezandı var ya Şires. Hayatımda bu kadar uzun sürede bir ezan duymadım ya. Niye bağırıyorsun Caner? Gayet normal konuşuyorum. Sen ergenliğini dağıtamadın mı oğlum üstüne? Abi ben şeyi merak ediyorum. Bu Salih Arandı cidden var mı yani, böyle bir insan var mı forumda? Var, Tyler Black. Adama bak, gelmiş uniteleri falan değerlendi. Unitelerden iyi forvet var mı ya? Var. Kim var abi? Emanuel Emenike. Adam son 25 yıl içinde oynayan en iyi forvet ama kimse de yerini bilmiyor işte. Emenike'den bahsetmiyorum. Tabii ki de Emenike'den bahsediyorsun ya. Ya evet. Hadi devam et New Day Ring'de. Hadi konuş da. Boğazlarım evet, şişti. Ne konuşuyorduk en son? New Day'i konuşuyorduk. Abi beni artık yavaş yavaş sıkmaya başladılar ya. Ya beni artık çok sıktılar. Ayrıca bu Big A denen federasyonun en güreş yoksunu insanı one on one maça çıkarmaları mahvetti beni. Aslında o kadar fena değil Big A de. Yani nasıl desem. Öyle bir maça gerek yok tek tek falan. Ya SummerSlam'da kemerleri kaybedebilirlerdi bence. Club çünkü iyiydi yani o durumda. Ah. Big E mi güreşiyor kusun demişler. Özür dilerim. Sinan'ın kankası olması ona yeterince güreş yeteneği veriyor ama yapacak bir şey yok. Ya çünkü adam nasıl desem NXT'de falan teknik kariyerinde gayet iyiydi ring içinde falan. Uzun zamandır da tekli maçlarda görmedik tabii kendisini de. Bence Raw'da çıkardığı maç o kadar fena değildi yani. Sadece gerek yoktu öyle bir maça. O bir dakika. Çekmemiştir büyük ihtimal. Bir dakika. Şimdi kilit soruyu soracağım. Buse. Mehmet. Big E hakkında ne düşünüyorsun? Kasları falan değil, güreş hakkında. Memeleri çok güzel. Adamın kasları mı var? Memeleri var. Kasın adamları var. Eski bir espri, evet. Yani eğlenceli bir kişiliği var ama onun da ring içini beğenmiyorum. Eğlenceli bir kişiliği kıçını sallaması bu arada. Evet, evet. Çok hoşuma gidiyor. Hayret bir şey ya. Ama çok komik. Kıçını sallaması mı? Ya Caner de kıçını sallar sana. O komik bir şey değil bence. Caner de... Hayır abi, Big E'de şimdi öyle bir şey var ki. Malzeme evet. Var ki yani.
komik duruyor sallayınca yani adam. Bir dakika. Hem götünden sallıyor hem ön tarafı sallamıyor. Ay ayrıdır ya. Neyse Junior gelmiş. B'yi savunacakmış. Nerede Junior? Bilmem ben gelir herhalde. Saçı güzel arkadaşımız gelsin bakalım. Ya saçı güzel bakalım, dedi bakalım. Ya. Çocuğun suratı saçından güzel, hayırdır. Oğlum Bege'nin neresini savunacağım? Kardeşim. Allah. Bege'nin dönmesi iyiydi de ben de sevmiyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Bu kadar mıydı yani? Evet. Sana ne istediğimi konuşurum burada, Allah Allah. Oğlum tamam, senin saçın güzel, sen konuşabilirsin tabii yani, ben saygı duyuyorum. Evet, saçın güzel olduğu için çok konuşsun. Aynen, kesinlikle. Ama saçını konuş sadece. Aynen. Ay gerçekten içim şişti ya. Net Diaz hakkında konuşmadım aşkım. Ama yeter. Burası güreş forumu ya. Hiç. Bu UFC band hemen hashtag yazıyoruz arkadaşlar. Bence bu seyir net yaz evlensin daha iyi. Kesin evlenir. Kesin. Ne? Yalnız net yazın suçu ne de seninle evlensin ya? Hayırdır ya? Ya ama ya! Ya ama ya dedi ya. Kızacağım ama bak. İyi şakaydı reis, kızma. Ağzımı açtırtma benim şimdi. Bu arada iddia Chili Peppers üyeleri Erdil'e yaptığım Baby düetini dinleyebilirler. Aslında onu radyo girişinde çalsaydık keşke. Neyse çıkışta çalacağız. Yapacak bir şey yok. Çıkışta hakikaten çalarız. Çalarsan buralar kaybolur, yok olur buralar. SmackDown radyosu konuşuyor. Akşam bu arada Şafak düzenliyor. SmackDown işte eksik etek çal diyorlar bu ara. Kesin çal. SmackDown radyosu Şafak ne zaman isterse düzeltiyorum özür dileyerek. Şafan keyfi ne zaman istersen. Evet. Üçüncü maça geçelim o zaman. Big E ile Anderson'ın maçı vardı. Pardon. O maçı konuştuk değil mi? SmackDown yayına şimdi mi? Ya ayrıdır ya. Evet. Buragür Dwight nerede? Dwight nerede? Çok güzel bir soru. Biz de bilmiyoruz. Bir anda 2010 model Undertaker kayboldu. Adam lokasyon kaburga, olarak İzmir'de ama. Kaburga sakatlıkları yaşıyor şu an. Evet. Belki de İzmir'de eğleniyordur ya. Öyle de bir ihtimal söz konusu tabii. Doğru söylemesi Şafan şu an. Ne dedi? Dwight forum bıraktı demiş. Dwight bana küfür etti ya. Bir dinler misin beni? Evet dinliyorum. Evet söyleriz. Caner Bey'e soru soracak mı, çıkmış? Sor. Biri soru sormak istedi. Evet. Sadece sorunu burada da sorarsan çok mutlu oluruz. Bu muydu soru? Hayır. He dinliyoruz. Sadece soru soracak ama arkadaşı yayından çıktığı için soramıyorum. O kimin sesi demiş. Ya forumda bir tane kız var zaten, o da Buse, başka kimin sesi olacak? Mine vardı ya, bir de dün ben Mine diye birini gördüm. Ha Mine de var da Mine işte yılda 3 defa falan giriyor, sıkıntı o. Evet Rusev'le bir kez maçı vardı. 1908. Ben bir şey söyleyeceğim. Rude ile alakalı ya. Evet söyle, dinliyoruz. Big E'den ziyade bence Xavier Woods sağlam performans veriyor bu arada. Xavier Woods. Evet çok iyi. Big E'nin yokluğunda biraz sivrildi evet. Biraz ciddi takılınca sivrildi, haklısın. Yani ne bileyim, ring içi falan da sağlam, onu zil çalıyor bir dakika. Çocuğun shot promo'yu kesti zil ya, hayret bir şey. Neyse o gelince devam ederiz. Bir kesle Rusev'in maçı vardı. Bir tane daha uzun boylu, aha onu soracağım sana. Bir tane daha uzun boylu olup omuzları geniş adam var diye sebepsiz ve gereksiz yükseliyor arkadaşlar, çok rahatsızım. Benim gibi rahatsız olanlar forumda bir liste yapalım da şirketi falan tehdit ederiz belki. Var mı benim gibi? Kesin yoktur şimdi. Ben. Teşekkür ederim Buse. Merhaba Buse bu arada. Merhaba. Nasıl, ne düşünüyorsun Big Kes hakkında? O yeni Big Sexy demiş. Şafak. Enteresan. Yani şimdi. Oha Mehmet de demiş ki. Boyu çok uzun. Evet boyu. Evet dinliyoruz. Gereksiz uzun yani, çok uzun.
Abi ağırlaştırıyor. Ha, yüz güzelliğine bakarak mı push vereceğiz güreşçilere? Çok iyi olur. Gerçekten kanser olacağım. Mehmet bana demiş ki bir kez aslında iyi güreşçi de Vince'in push verme nedeni saçma. Katılıyorum ya, o yanındaki Mehmet Enzo var mesela. Enzo doğru düzgün güreşemiyor herif sivrilecek tektiğimde diye. NXT'de iyi işler çıkarttı demiş. Katılıyorum. Takeover'lardan hatırlıyorum. Hayret bir şey. Lütfen o muhabbeti bırakalım. Ring evet, içi de bulabilirsiniz. Benim iki katım olduğu için kabul edemiyorum onu. Lütfen biraz kısalsın. Öyle kabul edelim. Ne mesela oldu? Onunla da mı? Onunla da mı evlenme planı kuruyorsun? Hayırdır? Hayır. Ben sadece Nate ile kuruyorum. Başka ikinci? Yok. Sadece Nate. Yo, nasıl AJ Styles nasıl olmaz ya? Ya ne bileyim, o adam evli şimdi, çocuğu bu şeyi falan var, olmaz. Ring içinde bulabilirsiniz. Promoları iyi o adamın demiş Mehmet. Katılıyorum, o Tag'in promoları promoyla zaten ön plana çıkıyorlar. DX'in ilk zamanları gibi. Ya işte seyirciyi de o elinin içine alıp eğlendirebiliyorlar. Güzel. Hikmet Zeybek, Rising Generation, Buse bir kez demiş, onu yanıtlamıştın. Sinan'ı döverim. Ne oldu? Eşeklik yapan ne mı var? Bak. Evet. O benim ex aşkımdı. CM Punk var ama AJ Lee ile evli. Ne olacak? O benim ex aşkımdı. Sen de yuva yıkan, yuva bozan kadın olursun canım. Ne olacak? Umarım. Hayret bir şey ya. Şampiyon ringde Charlotte ve diğer tarafta neydi? Bayley ile. Bayley aynen. Bayley. Dana Brooke. Yok yok, o değil. Bayley ile şey diyecektim. Foley. Ha. Ya ben Charlotte'ın o hani yıllardır Lita'dan kalan boşluğu doldurduğunu düşünüyorum ya. Gerçi Lita iyi. Ne yaptırın içinde diyeceksiniz de haklısınız. Uzun boylu ve yetenekli olması yeter ya. Bana yetiyor. Evet. O kadına Buğra, kemeri... Buğra, beni Charlotte'a benzettiler. Ay yeter artık Buse. O, ciddiyim. O kadına şafağın bir sorusu var sana. O kadına kemeri niye geri verdiler diyor. Çünkü o queen. Hayır. Legit boss'un sakatlığını soruyorlar. Yani şimdi o kemeri sadece Charlotte hak ediyor bence şu anki rastırda. Yani hem de güzel taşıyor. Resmen alternatif sadece Charlotte'tı. Ya bu kadın evlendikten bir hafta sonra sakatlandı. Ne oldu acaba Buse ya? O balayına gitmek için izin aldı bence. O kemeri mi bıraktı? Giderdi 3 gün devam ederdi kemerle. Ya olsun. Belki böyle bir sene yapmak istedi. Belki bir ay yapmak istedi. Belki fantezi seviyor. Bir şey soracağım. Buse senin balayı kaç ay hayalinde peki? Kaç sene hayalinde? Ya kim soruyorsun sen bana? Hayalini soruyorum. Gelecek planlamanı soruyorum. Söyle. He? Söylemem. İyi peki. Bu evet, çok salak sorular. Bu ne salak sorular diye. Ya konuşacak bir şey kalmadı oğlum. Kıza soru soruyoruz işte. Aynen. Rav'da konuşacak bir şey yok. Bir hafta neyinize yetmiyor kardeşim. Allah Allah. Ya dedim ya az önce. Belki fantezi seviyordu. Sizlere gelmesin. Bırakın ya. Böyle bir sene. Bir dakika yani. Charlotte. Hayır. Fantezisinde değil can. Charlotte seviyor olsa da bıraksa kemerim. Burada 3 günü alacaktın şimdi Buse. Evet. Hayırdır ya. Evet. Ne evet? Öyleydi. Charlotte fantezi sevemez mi? Bence Ric yani. Flair'ın kanından gelen biri sadece kanamayı sever diyeceğim de ayıp olacak. Hayret bir şey ya. Ya Fırat Kalkan'dan ne diyorsun diyor Burak'a. Efendim? Şafak soruyor, Fırat Kalkan'dan ne diyorsun? Fırat Kalkan'ı hakkında bir fikrim yok. Senyörü tanıyor musun? O ama saçları güzel değil Buse. Kimin? Senyörün. Benim bir üst model. Pardon, bir alt model.
Ben sadece senin saçını beğeniyorum. Ya tamam anladım onu da Allah Allah. Ya ama ya çok güzel. Dinlemiyorsun ki. Bir dakika. Ay çok güzel deyişini tekrar edebilir mi Buse ya? Ne? Ay çok güzel deyişini tekrar edebilir mi ya? Neden? Bilmem çok içten söyledi. Ama çok güzel. Tamam teşekkür ederim. Diyorum ki Senior Ric Flair'ın kayıp oğlu hani. Bence gayet iyi anlaşırsın. Aa. O zaman onlar artık kardeş olur ki. Tamam kardeşler iyi anlaşamıyor mu? Ha doğru. Mesela biz Buray'da çok iyi anlaşıyoruz. Allah razı olsun Musa'cığım teşekkür ederim. Önemli değil. Şey soracağım. Hem Setbox'a hem Oğuz'a. Oğuz, Dudley Boyz bırakmaya geldi. Bırakırken Vince dayağını yedi de gönderdi. Bunlar gerçekten bırakır mı ya şu segmentten sonra? Bence yani bırakmazlar ya. Bence haftaya çıkacaklar bir de. Ya bir bayağı de, veda çünkü konuşmasında bırakıp, dayak yiyip yollandılar. Adamların bırakacağını duyurdular bir de şovdan önce. He. Senaryo muydu acaba o da? Üstüne dayak yedi adam. Bilmiyorum abi adamlar senaryo olsun diye Lesnar'a $500 ceza kesti bir de yani. Gerçek şeyler deniyorlar. Ya o hikaye gerçek mi ya? Ya işte şeyin dalga geçtiklerini anlasın diye öyle yapmışlar herhalde. Aa yani. Enteresan. Ya da mesela yok, o $500 da ceza falan değil yani öyle bir şey yok. Ya Blu-ray falan hayatının sonuna kadar güreşecek bir şekli tipi var bence o adamın. Yani ama Devon'da iş yok ya artık. Devon ölü. Yani ya işte TNA'dan beri ölü hatta yani. Öyle öyle doğru. Denedik son zamanlarında da iyi değildi. Doğru. Blu-ray olarak da çok iyi performans gösteriyordu şey. Baba. Ya o bayağı siklet düştü hatta TNA'de kemer alabilmek için. Çok fazla çalıştı, uğraştı. Var belli ki içinde ihtiras var. Sanki öyle ama çabuk güreş bırakacak bir tip değil ya. Hani bilmiyorum. Ya işte bir de tüm kariyerini takım olarak geçirmişliğin şeyiyle tabii etkisi falan. Solo kariyerde bir başarı istiyor. İstiyor mutlaka mutlaka. O doyumsuzluk var. Doyumsuzluk denmez de açlık var. Bu arada The Club'ı eleştiriyorduk birkaç haftadır hatırlarsan. Senaryolara giremiyorlar, şirkete uyum sağlayamıyorlar. Şöyle salaklar, böyle mallar diye. The Club'da 2-3 haftadır acayip işler yapıyor. Ne düşünüyorsun? The Club oldu mu şirkete? Uydu mu acaba? Chatbox'da cevaplayabilir bu soruyu. Ya bence bu Bray Wyatt'ı kullandıkları gibi kullanıyorlar. Hani bir Bray Wyatt bir ara herkese saldırıyordu ya. Aynı şeyle kullanıyorlar, ayarda kullanıyorlar ama ne bileyim. Evet. Bir al beni yaratamadılar hala benim için. Buğra. Gördüm. Buse, sen ne düşünüyorsun The Club hakkında? Sence federasyon? Ben AJ'de çok uyumlu olduklarını düşünüyorum. Ama AJ ile ayrı brandteler artık. Olabilir. Yani iyi bir takım. Kemeri almalılardı. Çok sövdüm orada. Gerçekten çok sövdüm. Sen en fazla salak demişsindir, öküz demişsindir. Hayır. Ay çok kötü. Hayır ya. Ne, reis ne dedin ya? Burada söyleme de kötü şeyler mi dedin? Yani çok kötü şeyler dedim yani. Çok kötü ha özür dileriz o zaman. Mehmet demiş The Club'ın Breaking Bad setinden çıkmış halleri var. Ya o dalga çok iyiydi ya. O geçen haftaki bir mikrodalgaya mı ne koydular o? Sonra da iyiye mi koydular? Ya neyi koyduğunu söyleyemem ben. Ya işte. Şafak lütfen. Ben de Şafak Radyosu'nu böyle trolleyeyim mi ya? Güzel oluyor mu? Deneyeceğim ya akşam. Evet. Abi, bu arada Biggie'nin o suyu içmesi. He çok. Çok iyi. Çok iyiydi ya. Buse. Efendim. Main Event'da Jericho Reigns maçı vardı. İzlemedim artık miydi? Ben ya şu şirkette en kötü ring içinde şu an en kötü ring içi performansına sahip 3 isim deseniz ilk iki şu olur ya, şu ikisi olur ya. Ben de nasıl izlemeden izledim bilmiyorum. Herhalde dalmışım.
Bir gözün falan çift görüntü olmuş. Evet. Açıkçası benim sırf Jericho diye sarmadığım son maçı RVD ile olan maçıydı. Onda da 3 tane reklam girdi. Ondan beridir. O maç o kadar uzundu yani. Ondan beri atlıyorum tüm maçlarını. Bu arada Erdi ile Sinan 3 kim demiş? Erdi de 3 Dean Ambrose kesin diye bir şey yapmış. Yok. Bray Wyatt. Evet. Ay Bray Wyatt'a sövmesin. Teşekkürler. Şafak bu konuda ne söyleyecek acaba SmackDown admin olarak? Ya şimdi SmackDown'dan kimseyi iyi sevmiyoruz diye bir şey yok. Ya Dean'i seviyoruz ya Erdi. Öyle bir şey yok. Niye öyle bir şey ettin oğlum? Yani. Baron Corbin'i bir izle derim reis. Sinan farklı bir stile sahip. Çok seri atik değil ama ne bileyim. Yetenekli bir çocuk bence ya. Baron Corbin'in göbeği hakkında ne düşünüyorsun Buse? İzlemedim kim bilmiyorum. Ya göbeği... Evet. Göbeğini mi izliyorsun Buse'de? İzlemiyorum. İyi peki. Teşekkür ederiz. Abi adam tamam çok iyi performans göstermiyor ama push da almıyor nasıl olsa zaten. Takılıyor öyle yani. Bence ya, vücut geliştirmeli biraz. Öyle. Evet. Ya çok bir şey kazandırmaz ona vücut geliştirme. Sadece kozmetik bir değişiklik olur da. Ya bu pay-per-view'ların ayrılması enteresan olmamadı mı ya? Network için böyle bir şey yaptılar ama. Ya çok mantıksız bence de ya. Hayır bir 3 saatlik show çıkarabilecek misin McDonald mesela? Ya Raw da çıkaramaz bence. Raw da çıkaramaz yani. 2 saat mi olacak pay-per-view'lar? Yani bilmiyorum da ya bence eskiden brand sistemi varken de tek PPV kullanıyorlardı. Öyle. Şimdi ya ama network yapalım. İşte network'e içerik üretelim diye uğraşıp duruyorlar. Enteresan. Ah. Peki. Ana kemer maçını kim kazanır? Buse bir şey. Oha dedi. Baron Corbin'in göbeğine dedi bence. Atacaksınız o yüzden söylemiyorum. Yok atmayacağım söyle kız. Net Diaz ile Connor şey maçına çıkabilirmiş. Tamam. Şampiyon gerçekten maçına, gerçekten evet. Atacağım. Gerçekten ama atacağım. Ben dedim sana. UFC hakkında desen söyletmezdim. Çık buradan. Ya çık harbiden çık ya. Kimsin sen? Çık dışarı. Ben Charlotte Flair'ım. Roleplay'e başladı yine ya. Bu arada ne oldu beğenemedim. Erdi demiş SummerSlam'in son saatinde ölüyordum. Katılıyorum. Son saatine ben izleyemedim. Canlı izleyemedim. Başım çok döndü. Banttan evet, izledim ölüyordum. De. Son saatini banttan izledim. Bayağı zehirledi. Randy Orton'un da başı dönüyordu. Ya SummerSlam niye bu haftalık show şeklinde bitti ya? Berbattı. Ya Randy Orton'la kanarken güreşip de Shane gelebilirdi. Bir dakika ne yapıyorsun diye. Ya Brock Lesnar üstüne gitti ya. Ondan dolayı geldi ama abi çok mantıksızdı ya. Adam resmen Randy Orton'u rezil etti ya. Ambrose bile bu kadar rezil, aciz kaybetmemişti. Doğru. 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 Ambrose biraz karakter koyabilmişti birkaç harekette de. Mehmet bana demiş bu arada abi 3 saat şovlar çekilmiyor ya. İkindi de açıyorsun, yatsı da anca bitiyor. Benzetmeye bak. Allah'ım yarabbim. Cidden SummerSlam'de bak Sinan yazmış reis. AJ vs. Cena maçı olmasa bomboş bir şov olurdu demiş. Tabii o maçı da yani maç yapan AJ Styles arkadaşlar. Yani. Teşekkür Sina'da, ederim. Sina da az mı çalıştı şimdi? Yo zaten Sina'ya bir şeyler sallayalım diye şey ettim de. Sina bence gayet güzel güreşti. Bir şey soracağım. Tabii. Charlotte vs. Sasha Banks maçı hakkında ne düşünüyorsunuz? İzlemedim. Neden? Ya kadın zaten tüm maç belini tuttu. Bir şey, izlenecek de bir şey yoktu ki. Çünkü ben o sırada oyun oynuyordum. Cidden ben şovun başladığını kaçırmışım. Sonradan açtım. Böyle bir oldu. Sonra da hiç izlemedim. Sen ne düşünüyorsun Buse? Ben çok güzel şeyler düşünüyorum. Evet. Çünkü sonucundan kaynaklanıyor bu. Ring içinden güzel. Kaynaklanan güzel düşündüğün şeyler var mı peki? Ring içinden güzel gibiydi. Daha iyisini bekliyordum
Charlotte ve Sasha'dan ama pek beklentim karşılanmadı ama sonucu güzeldi benim. Sasha'yı beğeniyor musun? Evet. Neyini beğeniyorsun Sasha'nın? Sasha olmuşsun. Bence Sasha'nın kestiği şey promolarda yani. Tam bu hayal biliyor musun? Ben seni yenerim çünkü ben patronum. Ben Sasha'yım. Ya adam çok boss. Boss ama ya. Yani. Çok karakteri de öyle Junior biliyor musun? Abi bilmiyorum da. Kim birinin ki? Karşısına çıkıp da ben seni yenerim ben çünkü patronum demesi kadar saçma ama bir olay. Ama Jericho ona iyi bir ayar vermişti yani. Vermişti. Jericho Reis herkese ayar veriyor. Bu arada Mehmet SummerSlam hakkında güzel bir yorum yapmış. Orton vs. Lesnar maçı sağlam geçseydi 10 numara show diyecektik. Aslında o maç bitirdi show'u. Bayağı da kilitli demiş. Haklı katılıyorum. Yani şu an o Extreme Rules 2012'deki Cena Lesnar gibi bir maç izlesek geçen gün Main Event'ta çok farklı şeyler konuşurduk. Ya abi insan hani tamam Orton ezilecek de insan epik bir geri dönüş bekliyor kazanamasa da yani. İster istemez. Yani o bile olmadı. Olmadı. Peki Junior, Dean Ambrose, Dolph Ziggler. Dolph Ziggler haftalarca böyle bir şeylerle boğuştu, kemer hakkında konuşamadı bile. Maçta bunun gibi geçti yani. Hiçbir şey yapamadı Ziggler maçta. Maç da kötüydü. Hani iki isim tek. İki isim hani yetenekli güreşçiler dediğimiz maçtaki insanlar. Maçtaki tek olumlu şey Ambrose'un yeni bir hareket denemesiydi. Yani o kadar kötüydü. Gerisi çöktü yani. Evet, Erda Ağacı'nın Dean Ambrose hakkındaki yorumunu bekliyoruz. SmackDown konularını konuşmasanız. Diye. SummerSlam işte. SummerSlam değerlendir. Bravo SummerSlam. O maçı konuşuyoruz Reis. Teşekkür, özür dileriz. Ayrıca bir şey evet. İstediğim şeyi konuşurum ben bir forumda yöneticiyim. Ay. İkisinin de arasında bir şeyim ben. Rusev Roman Reigns maçı da olmadı. Üzüldüm ya. Sanki maça hiç hani şova maç türü belirlemediler. Bu maç hiç olmayacak zaten ring dışında biraz takılacaklar diye mi böyle bir şey yapmışlar? Ya bilmiyorum aslında isteseler Seth Rollins de Finn Balor'a şey yazabilirlerdi. Ring dışı hareketler. Ring dışı hareketler dediğim şey cisimler falan yani. Maçta sonra zaten sadece tuşla ya da sarmışla belirlenecek. Buğra'ymış. Özür diliyorum iyiyim. Şafak demiş. Yo Şafak'ın yorumunu yutkunurken okuduğum için öksürdüm. Vakit kalmayınca siz dövüşmeyin demişler. Bence Rusev'i ezmemek için hem de Reigns'e kemeri vermemek için yapılan bir hamleydi. Ya Reigns hani süper kahraman gibi hype'landı. Sonuçta maç olmadı yani saçmalık. Bize ya bu işkenceyi şimdi, izlettirmeyen tamam da, Roman olsa, ve Rusev'e teşekkürlerimi sunuyorum demiş Sinan Kaleci. Evet Junior. Şimdi Rusev kazansa Roman ezilecek. Roman kazansa işte Rusev ezilecek gibi bir durum var. İkisine de değer veriyorlar ya hani. Gerçi Rusev'e ne kadar veriyorlar bilmiyorum ama. Yani ikisini de ezdirmemek için fazla. Gerçi Rusev'in ağzını affedersin sıçtılar ama. Öyle. Olayda. Öyle. En azından tuş olmamış oldu. Evet. Kemerini kaybetmemiş oldu. Şafak'ın sorusunu gördün mü? Universal'a çıktı adam daha çok push aldı demiş. Ya o ya bir ay işte ceza aldı ya bir ay yoktu şirkette. Şimdi orada alamadığı pushları şu an alıyor. Öyle yani, bir durum var. Röterli alıyor reis. Ya kimse diyemez ki zaten Roman Reigns o cezadan sonra bir daha main event'a yükselmeyecek. Yani, öyle bir şey yok. Yani adam çıkacak haftaya alacak kemeri mesela. Öyle. Tam Junior ısındı radyoya konuşmaya başladı bitireceğiz de tam da. Buse. Yani. Evet SmackDown'a kal sen Junior bu sıcaklıkta. Son düşüncelerini alalım Buse'cim. Kapatacağız. Benim son düşüncelerim. Oh komşum beni SmackDown'a alıyor. Ay. Ne? Önemli de bir daha olmasın. Tamam saçlarımı veririm sana gece. Ay. Olur. Saçını verirsen yapabilirsin daha böyle şeyler. Ya Buse hadi son sözün bu mu? Ya şarap kemeri kazandı. Benim son sözüm bu işte. Teşekkür ederiz. Herkese dinleyen herkese. Yayın boyunca kaç kişi olmuş? 48 kişi. Bulunan herkese teşekkür ederiz. Şu anda da 19 dinleyicimiz var. Radyoyu yükleyeceğiz zaten.
Bu senin sesini duymak isteyenler sarar sarar izler. Artık böyle kulaklarınıza işkence yapmak istiyorsanız. Estağfurullah, ne haddimize. Junior sen? Benim ne? Son sözlerinizi alıyoruz. Benim bir son sözüm yok reisim. Zaten SmackDown'da... Ay. Buradan SmackDown yayınına geçeceğim. Selametle o zaman. Kendimi Ali Ece gibi hissettim ya. Görüşmek dileğiyle. Kim geldi lan? Herkes sağ ol. Mert Gümüş, hoş geldin. SmackDown yayına geçiyoruz birazdan Mert. Görüşmek dileğiyle herkese. Sağ olun, var olun. Star Wars yayını mı yaptın?